aslında şey varsa orada da konuşabilirim ama hocam o. Peki. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Takdim için. Teşekkür ederim ayrıca davet ettiğiniz için. Bu tür konular belki hepimizi ilgilendiriyor ama öte yandan belki tam olarak da bazı şeyleri duymak istiyor muyuz? Ondan emin değilim. Dolayısıyla bir biyometrik ölçüler deyince bize yakın, bütün akademisyenlere yakın bir konu. Ama başka yönleriyle belki yakın. Ben size bugün elinden geldiğince bu biyometrik ölçüleri araştırma değerlendirme için kullanımından ve çoğunlukla da yanlış kullanımından söz edeceğim. Araştırma değerlendirme deyince tabii bunun hem akademik performans tarafı var hem de proje desteği ya da yayın desteği sağlama tarafı var. Genelde en fazla bu iş için kullanılan ölçeklerden biri dergi etki faktörü. Bunun yanı sıra e-dizini de kullanıyor. Türkiye'de kullanılan bir iki şeye de değineceğim ve bunlarla ilgili bazı örnekler sağlayacağım. Bu slayt üzerinde çok fazla durmak istemiyorum ama akademik camianın büyüklüğünü görmemiz açısından hemen hemen en son istatistiklerimiz bunlar. İşte 200'e yakın üniversitemiz var, 5 milyondan fazla öğrencimiz var, 150 bin civarında öğretim elemanımız var. 50 bin civarında kitap yayınlanıyor, bunların sadece %14'ü akademik yayınlar. En son yayınlanan akademik dergi renklerine göre 1679 bilimsel dergi yayınlanıyor Türkiye'de. Bunların yaklaşık 600'ü açık erişim. Ulaklığının dergi parkı üzerinden erişebiliyoruz. Web of Science'da da bu zamana kadar 385 bin makale yayınlamışız. Web of Science'daki en eski makalemiz 1954 yılına kadar gidiyor. Dolayısıyla 385 bin 54'ten buraya kadarki varlığımız. Makale sayısına göre bakarsanız dünyada 18.'yiz. Bu ne demektir? Başka bir çalışmanın konusu, konuşmanın konusu. Bunların içerisinde özellikle 2006'daki konuşmada da değineceğim. Eşit değerinin düşürülmesinden sonra 70 tane de Türkçe dergi dahil oldu. Kabaca ben hepsini almadım, 1954 dedim ama 90'dan bu yana çizgimiz bu. Dolayısıyla da şu anda yılda yaklaşık 35 bin Web of Science'da yayınlanan makale çıkıyor. Gördüğünüz gibi epeyce hızlı bir artış var bu açıdan bakıldığında. Bunun ne ifade ettiğine de belki kararla değiniriz. Şimdi niçin araştırma değerlendirme önemli ve bu iş nasıl yapılıyor? Her şeyden önce araştırma değerlendirme halen akran değerlendirmesi dediğimiz peer review ile yürütülüyor. Ama tabii ki bizim bu konuşmada peer review daha az yer alacak. Niçin peki böyle bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü her şeyden önce araştırmaya yaptığımız yatırımın getirisini görmek istiyoruz. Onun için zaten bir takım ekonomik göstergeler ile de bu yatırımın getirisinin ne olduğu ölçülmeye çalışıyor. İşte gayri safi milli hasıladan Ar-Ge'ye ne kadar harcıyoruz? Örneğin biraz önce 385 bin makalemiz var dedik ama bunların getirisi ne kadar ya da nüfus başına kaç makale üretmişiz? Onlar da ayrı şeyler. Örneğin Frascati Manual buna ekonomik göstergeler açısından bakıyor. Akademik performans araştırma değerlendirmenin önemli bir parçası. Hem akademiyeye adım atarken hem de daha sonra yükseltme söz konusu olduğunda bu tür bir değerlendirmeye tabi tutuluyoruz. Yani genelde doçentlik ve profesörlük diyelim. Bir de bunun yanı sıra özellikle teşvik etmek amacıyla proje desteği sağlamak, yayın desteği sağlamak amacıyla da bu tür bir araştırma değerlendirme egzersizi yapılıyor. Örneğin İngiltere'de eski adı Research Assessment Exercise, yeni adı Research Excellence Framework olan bir çerçeveye göre bölümlerin alacağı araştırma desteği
5-6 yıllık sürelerle yapılan değerlendirmeler sonucu belli oluyor. Dolayısıyla da örneğin 2006 yılından itibaren buraya girecek olan yayınların aynı zamanda açık girişim olması da öngörülüyor. Bizde de TÜBİTAK 1993 yılından bu yana Web of Science'da listelenen dergilerde çıkan yayınlara destek sağlıyor. Önce sadece fen bilimleri makaleleri içindi, daha sonra 2006'dan itibaren sanıyorum aynı zamanda sosyal bilimleri de verilmeye başlandı. İşte sosyal bilimlere iki katı veriliyordu 2012 yılı sonuna kadar, 1300 en yüksekti, 2600 sosyal bilimlere. Sonra bunu 5000'e çıkardılar, bu sene de 7500'e çıkardılar en kaliteli dergilerde yayınlananları. Şimdi takıntı sözcüğünü ben seçmedim. Bu Nature'ın işte Nisan sayısında yayınlanan bir yorumdan. Etki faktörü takıntısı. Bu yazarlar bakmışlar. 100 bin makale ya da editorialda içinde impact faktör geçen makaleler görüyorsunuz 1990'ların ortasından itibaren. Editorialarda bir anda 0-1'den işte 8'e çıkmış, normal makalelerde de 4'e kadar çıkmış. Bir baktığınızda da bu etki faktörü takıntısının en fazla görüldüğü disiplinler, disiplinler arası dergiler, tıbbi ve yaşam bilimleri dergileri, sosyal bilimler ve fiziksel bilimler diye gidiyor. Gördüğünüz gibi şu kırmızı kısımlar editoryallarda kaç kere geçtiğini gösteriyor 100 bin makalede. Yeşil olanlarda araştırma makalelerinde ne kadar geçtiğini gösteriyor. Tabii sosyal bilimler içerisinde bibliometri ve webometri bir alan olduğu için daha çok makale yayınlanmaya başlanmış belirli bir yıldan sonra. Ama gördüğünüz gibi özellikle de bu araçlara elektronik olarak erişmeye başladığımız 90'lı yılların ikinci yarısından sonra müthiş bir ilgi göstermeye başlıyoruz. Bu bibliometrik ölçeğleri, etki faktörü bunlardan en önemlisi. Peki nedir etki faktörü? Kabaca söyleyecek olursak belki bir miktar tarihçe de vermekte yarar olabilir. Ta 1950'lerde Eugene Garfield adlı bir bilimci bu atıf izinlerini yaratıyor. Yani Science Citation Index, Social Science Citation Index ki daha sonra 70'lerde yayınlandı. En son Arts and Humanities Index, en son ne bileyim ondan sonra Conference Proceedings Index ve en son da Book Citation Index yayınlanmaya başlandı. Ama bu disiplinlerin temel amacı aslında bakılırsa kütüphanecilere yayın seçiminde yardımcı olmaktı. Ne demek istiyorum? Çünkü atıf izinlerinde yapılmak istenen şey hangi dergilerde yayınlanan makalelere literatürde daha çok atıf yapılıyor. Yani araştırma yöntemleri jargonuyla konuşacak olursak analiz birimi dergi. Dolayısıyla kütüphaneciler açısından bakıldığında A dergisinde yayınlanan makalelere daha fazla atıf yapılıyorsa literatürde, B dergilerine daha az yapılıyorsa o zaman kütüphaneci ya ben öncelikle A dergisini kütüphaneme sağlayayım biçiminde bir karar verebilsin diye geliştirilmiş bir ölçü dergi etki faktörü adı üzerinde Journal Impact Factor. Dolayısıyla bu iş yıldan yıla Journal Citation Reports'ta her derginin etki faktörü nedir diye ölçülüyor. Örneğin ben buraya American Journal of Sports Medicine aldım. Genellikle yapılan şey de şudur. Bir yıl içerisinde, örneğin bu yıl yayınlanacak olan makalelerde American Journal of Sports Medicine'a Medicine'ın bir önceki iki yılda yapılmış olan makaleler kaç tane atıf içeriyor? Onu birbirine bölüp örneğin 4,699 buluyorlar. JCR'ın Journal Citation Reports'un rapor ettiği genellikle 2 yıl ama 5 yıl ölçüsüyle ben bunu derginin kendisinden aldım. Veriliyor çünkü disiplinden disipline değişiyor. Örneğin sosyal bilimlerde daha uzun zaman alıyor. Dolayısıyla da bu 2 yıllık pencere
daha geniş olsun, 5 yıllık olsun diyenler de olduğu için onu da koyayım dedim. Peki, dergi etki faktörü niçin iyi bir ölçü, iyi bir measure değil? Şimdi, her şeyden önce bu dergilerde yayınlanan makalelere, yapılan atıflara bakıldığında çarpık dağılımlar görüyoruz. Oysa dergi etki faktörü ortalamadır. Hani istatistikçilerle ilgili yapılan bir espri vardır ya, işte başınız fırında, ayaklarınız buz kovasındaysa her şey normal gibisinden. Dolayısıyla bu ortalama aslında son derece yanıltıcı. Baktığınız zaman Journal Citation Reports'taki dergilerin %43'ünün defi etki faktörü sadece 0 ile 1 arası. Türkiye kökenli dergilerde ise %90'ı 0 ile 1 arasında. Hani bir de ortalamaya da baktığınızda, ortancaya da baktığınızda fen bilimleri için 0.4'e yakın, sosyal bilimler için 0.25 civarında. Dahası bu makalelerin en azından diğer alanlar için de aşağı yukarı böyle %25 ile %30'u hiç atıf almıyor. Onun için bir yanda en sık atıf alan az sayıda makale, bir yanda hiç atıf almayan bir %30, bir ona %30'la kendi kendine atıfları ekleyin ki o civarda. Dolayısıyla dergi etki faktörünün verdiği ortalama etki faktörü rakamı tek biçim bir halde belirli bir dergide yayınlanan bütün makaleleri temsil eder diye bir şey yanılsama en iyi değişti. Öte yandan farklı disiplinlerde farklı yayın ve atıf örüntüleri, paternleri, kalıpları görüyoruz. Örneğin yapılan bir çalışmada ekonomide en çok atıf yapılan makalenin aldığı atıf sayısı 5 yıl içerisinde 60 iken fen bilimlerinde en çok atıf yapılan makalenin sayısı 1000 civarında. Bunlar niçin önemli? Birazdan geleceğiz. Aynı şekilde örneğin en üst kademe, en üst düzey matematik dergilerindeki dergi etki faktörü 3 civarında olabilirken bu fen bilimlerinde örneğin hücre biyolojisinde 30'a kadar çıkabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi aldıkları atıf sayısı, ortalama atıf sayısı açısından bakıldığında işte tıbbi bilimlerde yaklaşık 4'ten başlayıp hukuk, sanat ve insani bilimlere gelindiğinde yarıma kadar inebiliyor. Gördüğünüz gibi müthiş bir range var burada. Öte yandan bu atıf sayıları ve tabii ki dergi etki faktörleri yayıncıların politikalarına göre de büyük değişiklikler gösteriyor. Birçoğunuz eminim farkındadır. 2006 yılına gelindiğinde Thomson Reuters ki bu atıf izinlerini yayınlayan şirket birden bölgesel genişleme kararı aldı. Bunun altında yatan temel neden tamamen rekabetle ilgili. Çünkü o yıllarda Elsevier'in Scopus ürünü de aynı şeyi yapmaya başladı. Ama bu yaptığını o zamanki Thomson Reuters'ın yaptığı gibi 8000 dergide yayınlanan makaleleri indekslemek yerine sanıyorum 16.000, 17.000 ile başladı. Dolayısıyla da dergi sayısı artınca elbette atıf sayısı da arttı. Bununla başa çıkabilmek için Thomson Reuters birden özellikle gelişmekte olan ülkelerden Web of Science'a giren dergi sayısını artırmaya karar verdi. Türkiye'den örnek vereyim. Örneğin o zamana kadar Web of Science'da 4 ya da 5 dergimiz vardı. Bu karar alındıktan sonra sayı birden 80'lere çıktı. 70'e geçti hatırladığım kadarıyla. Ne oldu peki? Biz sıçrama mı yaptık durduğumuz yerde bilimsel açıdan? Hayır. Thomson Reuters'ın bu bölgesel genişleme kararı belirleyici oldu ki Umut Hoca'nın çalışmasında görüyorsunuz. 7900'lerden indekslenen dergi sayısı birkaç yıl içerisinde 11.000'lere çıkıyor. Şu anda da sanıyorum sayı 12.500 civarında falan, 2014 istatistiklerini kontrol etmiyor.
Dolayısıyla bu son derece belirleyici. Artı tabii ki etki faktörü denilen şeyi çok uzun zaman ayıramayacağız belki ama çok değişik manipülasyonlara açık. Yayıncı politikalarından tutun da editörlerin politikalarına kadar atıf formülünde hangi tür yayınların yer aldığına kadar bu konularda çok fazla şeffaflık da yok. Manipülasyona açık. Sadece bir dergi etki faktörünün ne kadar değişken olduğunu göstermek için son iki yılında yayınlanan bütün makalelerine editoryalda atıf yaptıktan sonra 0.6 olan dergi etki faktörü ertesi yıl 1.44'e çıkıyor mesela. Ki bu büyük bir rakam 0.6'lık bir dergi için. Dolayısıyla kolayca oynanabiliyor bu bibliometrik ölçeğler. Dolayısıyla da demin dediğim gibi hani analiz birimi olarak dergiyi kabul ederek geliştirilmiş olan bir ölçütü biz alıp tek tek makalelerin kalitesini ölçmek için kullanıyoruz. Çarpık dağılımlara, ortalamaya dayanmasına rağmen, sıfır atıf alan %30 civarında literatür olmasına rağmen, gene bir o kadar da kendi kendine atıf olmasına rağmen. Çünkü dergi etki faktörü hesaplamalarında kendi kendine atıflar da dahildir bu hesaplamaya. Ama gelin görür ki analiz birimi olarak dergi alındığı halde biz bunları akademik yükseltmelerde tek tek yayınların kalitesini, araştırmacıların kalitesini ölçmek için neredeyse gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. En azından YÖK'ün getirdiği kriterlerde en önemli noktalardan bir tanesi Web of Science'da listelenen dergilerde yayın yapmaktı bundan 20 küsur sene önce. Ondan sonra da bütün üniversiteler ondan daha düşük kriterler olmamak üzere kendi ölçütlerini geliştirmeye başladılar. Bu da yani akademik yükseltmelerde kaç tane Web of Science'da listelenen dergilerde yayınımız olacağından tutun da o yayınların nasıl ödüllendirileceğine kadar. Örneğin işte hep duyuyoruz ama ne bileyim Nature Science gibi dergilerde yayınlanan makalelere kafadan 25 bin lira vermek gibi TÜİTAK'ın bir projesi vardı bir zamanlar. Şu anda hangi aşamada bilmiyorum ama zaten normal bir makaleye olan desteği de 7500'e çıkarmış durumdalar bu sene itibariyle. Oysa burada büyük bir hata var. Yani siz diyorsunuz ki benim bir makalem yayınlandı American Journal of Sports Medicine'da. Bunun katsayısı 4.7. Bu demektir ki, değil mi? Yani 2 yıl içerisinde orada yayınlanan ortalama bir makaleye aşağı yukarı 1 yıl içerisinde 5 atıf yapılmış demek. Ama bu sizin makalenizin 5 atıf alacağı anlamına gelmiyor. Çok daha fazla da alabilir nadiren ama büyük bir çoğunluğu yerlerde sürünüyor. Biraz önceki yüzdeleri hatırlayacak olursanız. Dolayısıyla örneğin YÖK kararları ya da üniversitelerin kendi aldıkları yükseltme kararları yeter ki o dergide çıkmış olsun, hiç atıf almamış olsa bile dolayısıyla bu makale kaliteli makale yaftasının yapıştırılmasına yetiyor açıkçası. Bir de girişte de bahsettik, DEF'in araştırma ve yayın desteği için kullanımı var. Bu da TÜBİTAK'ın 1993 yılında başlattığı Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ile sanıyorum ki kullanılmaya başlandı. TÜBİTAK'ın bu desteklenmeye değer dergileri belirlerken yaptığı şey şuydu, en azından 2013'e kadar. Her sene Journal Citation Reports'ta listelenen, dergi etki faktörleri listelenen, konulara göre listelenen dergilere bakıp belirli bir konudaki matematik, işte ne bileyim bilgi yönetimi, astronomi her neyse o listedeki dergilerin üst %25'ini A olarak adlandırdı ve onlara 1300 yani İlk başladığında hatırlamıyorum ama en yüksek değeri verdi. Ondan sonraki %25'lik kesime B dedi, işte 867 lira verdi.
Ondan sonraki %50'lik kesime de C dedi, onlara da 433 lira veriyordu 2013'e kadar. Burada hafif bir D var, sosyal bilimlerdeki en kuyruktaki %10'luk dergilerde yayın yapanları da desteklemek için, ama fen bilimlerinde D hiçbir zaman olmamıştı. 2013'e gelindiğinde TÜBİTAK bu yapıyı değiştirip dedi ki, yani daha iyi ölçen bir şey geliştirdim ben. Nedir? Ben kendi dergi etki faktörünü tanımlıyorum. Ne yapacağım peki? 2 yıllık dergi etki faktörünü almak yerine Journal Citation Reports'ta yayınlanan 5 yıllığı alacağım. Onu da atıf yarı yaşamıyla çarpacağım. Al sana TÜBİTAK özgün dergi etki faktörü. Okey, güzel. Biraz önce dergi etki faktörünü tanımladık. Atıf yarı yaşanmıyor mu? Bu değerler de Journal Citation Reports'ta listeleniyor kuşkusuz. Atıf yarı yaşam sonuçta literatürün ne kadar eskidiğini ölçen bir şey. Dolayısıyla belirli bir yılda, belirli bir makalede yayınlanan makale yapılan atıfların yaşının ortancası. Bu da disiplin spesifik. Yani tıp gibi çabuk eskiyen literatürde atıf yarı yaşamı daha kısa, sosyal bilimler, insani bilimlerde ise daha uzun. Çünkü tıpta muhtemelen diyelim ki 10 sene önceki makalenin size söyleyecekleriyle güncellik vesaire açısından bir sosyal bilimler makalesindeki birbirinden farklı olduğu için. Dahası Journal Citation Reports atıf yarı yaşamı 10'dan fazla olan dergileri ayrı ayrı vermiyor. 12, 13, 15 yıl diye. Büyük 10 diyor sadece. TÜBİTAK alıp bu ikisini çarpıyor. Benim tahminim, kimseye tabii doğrulatmak vesaire mümkün değil, yayın da yapılmıyor. Çok muhtemelen sosyal bilimlerle fen bilimleri arasındaki dengeyi sağlamak için bir yanda sosyal bilimlerin etki faktörü sosyal bilim dergilerinin düşük ama yarı yaşamları yüksek çarpalım. Öte yandan fen bilimlerinde ise bunun tam tersi bir denge oluşturalım diye düşünülmüş olabilir. Bu sadece benim tahminim. Ama dediğim gibi biraz gevşek bir toprağa dayanan bir şey. Nitekim bunu anlamış olmalılar ki, iki arada bir derede olanlara nasıl verildiğini söylüyor, bir dönüştürüm şeyi kullanarak. Nitekim bunu herhalde anladılar ki hemen bir yıl uygulamadan sonra tekrar değiştirdiler formülü. Ya ne yaptılar? Bu sefer makale etki skoru diye bir şey var. Bu da rapor ediliyor gene Journal Citation Reports'ta. Biz bunu kullanalım dediler. Makale etki skoru daha stabil bir ölçü dergi etki faktörüyle vesaire karşılaştırıldığında bu makale bazında bir makalenin etkisini ölçüyor. Bunu yaparken de tıpkı Google'ın PageRank algoritmasında olduğu gibi eğer atıflar dergi etki faktörü yüksek olan dergilerden geliyorsa onlara daha fazla ağırlık veriyor. Dergi etki faktörü düşük alanlardan geliyorsa daha az ağırlık veriyor. Bu sefer buna geçti TÜBİTAK. Bakın 2012 farklı bir uygulama, 2013 farklı, 2014 farklı. 2015'te sadece formülü değiştirdiler biraz. Karesini alıyorlardı, şimdi kübünü değil 2,5'ünü alıyorlar. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı'na baktığımızda, bu ULAKBİM'in bir slaytıdır. 2014 yılında, buradaki değer nereye gitti? Muhtemelen makine değişikliğinden, kusura bakmayın. 11,5 var burada. Dolayısıyla da 11.500 civarında makale desteklenmiş ve bunlara 12,5 milyon lira gibi bir para ödenmiş. Yani nereden baksanız bu civarda 12 milyon lira civarında bir para ödeniyor. Biraz önce yıllık makale üretimimizin, tabii buna editoryallar falan da dahil demiştik, 35 bin olduğunu düşünürseniz, aşağı yukarısına bakılırsa Türkiye adresli makalelerin 3'te 1'ini falan destekliyor. Yılda 12,5 milyon lira para ödeyerek TÜBİTAK. Ben küçük bir araştırma yaptım. Bu 3 yıllık değişim nasıl yansıdı dergilerde yayınlanan makalelere verilen şey açısından diye. Tabii
2012 yılını esas alıp orada A, B, C grubu dergilerden bir tabakalı örneklem seçtim. Bu dergiler 2013-2014'te kaç parayla desteklenmiş, bunu görmeye çalıştım. Şu gördüğünüz ilk mavi bant 2600 olduğu için hani iki katı veriliyordu sosyal bilimlere. A sınıfı dergiler 2012 yılında. Kaç tane? 50'ye yakın. Bu A sınıfı dergiler ondan sonra gelen 2 yıldaki önce TÜBİTAK'ın kendi dergi yetki faktörü, daha sonra da makale yetki skoruna göre sonraki 2 yılda hangi düzeyde desteklenmiş bunu görüyorsunuz. Bakın, en üstte destek alan dergiler, minimum daha kaç tane var sayamıyorum. Çok azı gene en üstte destek almaya devam etmiş. Makale etki skoruna geçilmiş, gene aynı şey. Örneğin bu banta yer alanlar, fen bilimlerindeki en yüksek oranda desteklenen, 1300 lirayla desteklenenler o yılda. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Müthiş bir değişkenlik söz konusu, aldıkları destek miktarına bakarak. Korelasyon katsayıları da burada. Yani 2012 ile 2013-2014 arasındaki ilişkiler çok düşük. 2013-2014 birazdan açıklayacağız, biraz daha yüksek. Çünkü sonuçta makale etki skoru da atıflara dayanıyor. Onun için. Ne gibi sorunlar var burada? Bir defa tıpkı etki faktörlerinde olduğu gibi atıf yarı yaşamları da çarpık dağılım sayılıyor. Ve biraz önce de dediğim gibi atıf yarı yaşamının aslında kaliteyle hiçbir ilgisi yok. Yani ne kadar uzun süre kalıcı oluyor. Aslında atıf yarı yaşam denilen şey de nükleer bilimlerden gelen bir kavram. Yani etkisinin yarılanması anlamına. O açıdan bakıldığında. Dolayısıyla uranyumumuz varsa ne diyeyim işte 500 bin yıl sonra belki etkisi yarıya inecek gibi. Şimdi 2012'deki mesela arkeolojide en yüksek desteği alan 13 dergi, A sınıfı derginden sadece 3 tanesi sonraki yılda en yüksek desteği alabilmiş. 4 tanesi de en düşüğü almış. Aynı şekilde daha büyük bir örneklemle jeolojide buna bakmışlar. %56'sı jeoloji dergilerinin daha düşük destek almış, %49'u da yanlış sınıflandırıyor. Yanlıştan burada ne kastediliyor bilemiyorum ama Journal Citation Reports'taki 5900 dergiye baktıkları zaman yabancı literatürde 2007 Journal Citation Reports'ta yayınlanan şöyle bir korelasyon bulunmuş dergi etki faktörüyle makale etki skoru arasında. Dolayısıyla etki faktörü ne kadar yüksekse makale etki skoru da o kadar yüksek. Buna dayanarak diyorum ki program gözden geçirilmenin bu toca kaldırılmasını söylüyor. Ama daha geçenlerde TÜBİTAK'tan sorumlu olan bakanın şeyi vardı, bu sene 7500'e çıkardık diye. Dolayısıyla belki de bu söylediğinizde yani davulcunun geğirmesinden öteye çok bir anlamı olmayacak, gürültüye gidecek diye düşünüyorum. Şimdi bir başka ölçevden bahsedelim. H dizinin. Karakterlerde ufak bir değişme olmuş. Umut Hocam belki de bir harfi de onun için değişmiş olabilir. Bu bir araştırmacının atıf dizinlerinde listelenen dergilerde yayınlanan H sayıdaki makalesinin her birine en az H sayıda atıf yapılması. Yani şuraya bakacak olursanız H dizinin de sayılan kısım şurası. Örneğin sizin H diziniz 5 ise onlarca makale yayınlamış olabilirsiniz. Ama 5 makalenizin her biri en az 5 atıf almış demek. Çok daha fazla da alabilir. Az da alabilir. Onlar sayılıyor. Sadece şu kısmı sayılıyor. Bunu 2005 yılında Hirsch diye University of California'dan bir fizikçi sanıyorum tanımlamıştı. Tabii elinizde balyoz varsa her şey içimi gibi gözükmeye başlıyor. Bu sadece araştırmacıların H diziniyle sınırlı kalmadı. Üniversiteler, ülkeler, hatta tek tek makalelerin bile H dizinleri hesaplanmaya başladı.
Web of Science da veriyor bunu, Scopus da veriyor, Google Scholar da veriyor. Birdenbire bu orijinal makaleye yapılan atıf müthiş bir şekilde arttı. Hatta literatürde H balonu diye de bir bilimsel makale yayınlandı. Peki H dizininle ilgili sorunlar neler? Bu makalelerden bir tanesinde bu H balonunu yazan vatandaşlar, evet H dizini zekice bir buluş ama bazı mantıksal gerekleri karşılamıyor diyor. Örneğin biraz önce gördüğünüz grafiği, 3 tane makale yazdıysanız topu topu ne yaparsınız yapın, sizin H diziniz 3'ten daha fazla olamaz. Aynı şekilde hesaplamada ortak yazarlık dikkate alınmıyor ki bu son yıllarda müthiş artıyor. Dikkate alınmıyor derken sizin katkınız biraz daha yükseltilmiş oluyor. Yani H dizinin enflasyonu yaratılıyor ki bugün Atlas vesaire gibi deneylerde bir makalede 2500 yazar adı görmek son derece normal. Geçen Ekim'de bir toplantı yapılmıştı. Türkiye'nin Atlas Konsorsiyumu'nda çalışan, ODTÜ'de çalışan bir hocamız var, Bilgi Demirköz. Son zamanlarda yayınlanan Google Scholar'a dayalı olan sıralamada da sanıyorum ikinci ya da üçüncü sıradaydı H dizine en yüksek olan araştırmacılar arasında. Demişti ki, yani biz sabah 7'de giriyoruz, akşam 7'de çıkıyoruz ama oradaki makalelerin sadece 3 tanesini ben yazdım. Fakat Atlas Konsorsiyumu'ndaki herkesin adı her makalede geçiyor. Dolayısıyla ortak yazarlığın dikkate alınmaması derken bunu kastediyoruz. Oysa o makale her atıf yapıldığında o yazarlardan biri olarak Demirköz de tabii ki H-dizini yükseltmiş oluyor böylece. Bunu orijinal H-dizini geliştiren kişi zaten söylüyor 2007 beraber bir eksik var diye yazdığım makalede. H-dizini de atıflara dayanıyor kolayca anlayabileceğiniz gibi. Ne kadar atıf? O kadar yüksek H-dizini. Burada da gene atıf örüntüleri konulara göre çok fark ediyor. Artı normalizasyon sorunu var. Yani çok ham kullanıyoruz biz bunları. Publish or Perish ya da Scholar or Mentor gibi bir takım yerlerde normalizasyon yapılıyor ama gelin görün ki bu normalizasyonun neye göre yapıldığını anlamak kolay değil. Örneğin alan nasıl tanımlanıyor? Yani dolayısıyla siz alanlara göre normalizasyon yapıyorsunuz ama örneğin bir organik kimyacı biyoloji içerisinde bir şekilde değerlendirmek ister mi? O ayrı bir yol. Ve bu da tabii ki gene manipülasyona açık bir dizi. Konular arası farklılıklardan söz etmiştik. Bu London School of Economics'teki 120 öğretim üyesinin farklı alanlarda çalışan yani sosyal bilimcilerin ortalama H-score'dır. London School of Economics yani bu alandaki iyi okullardan biri sonuç olarak ama H-score'larını görüyorsunuz çok çok düşük tabii göreceli bir kavram ama en azından fen bilimlerindekiyle karşılaştırıldığında çok düşük. Biraz önce bunlarla oynanabildiğini söylemiştik. Bakın burada US News and World Report tarafından yayınlanan 2014 yılındaki matematikteki ilk 10 üniversitenin adları var. İşte University of California Berkeley'den başlayıp Cambridge Üniversitesi'ne kadar giden koyulaştırılmış olan Suudi Arabistan'daki King Abdulaziz Üniversitesi. Bakın MIT bile bu sırada yok, 11. sırada. Daha bir sürü ünlü okul yok. Peki ne oldu da King Abdulaziz Üniversitesi burada yer alıyor diye sorduğunuz zaman Allah'ın işi olmasın. Demin sözünü ettiğim Journal Citation Reports'u yayınlayan kurum aynı zamanda en fazla atıf alan üstteki %1'lik makalelerden oluşan bir highly cited call ya da essential science indicators diye bir yayın daha yapıyor. Suudi Arabistan Aralık sayısına baktım ben. 3200 civarında bilimci var burada listelenmiş olan. Bu listedeki 99 matematikçiden %25'ine iş vermiş. Nasıl iş vermiş? Şöyle iş vermiş. Duke Üniversitesi'nde çalışıyorum.
Ama ikinci adresim olarak da King Abdülaziz'i gösteriyor. Tabii bu King Abdülaziz Üniversitesi'ne sayılır. Ya da daha da insanı çileden çıkaran bir şey, şuna bakın, kimya alanında zamanın %80'ini Lozan Üniversitesi için harcıyor. %15'ini King Abdülaziz Üniversitesi, %5'ini Singapur'daki üniversite için. %5 dediğin haftada 2 saat ya. Ama sayaç sayıyor. Onun için de King Abdülaziz Üniversitesi, unutmayın her dizini de sonuçta atıflara dayanıyor. Yani dünyada 7. üniversite olabiliyor. Bakıyorsunuz bunların içerisinden sadece ne yazmışım? 4'ü ilk adresi olarak kavruyu gösteriyor. 20'si yarım zamanlı gösteriyor. Şimdi size bir sır veriyorum. Bu 4 tam zamanlı öğretim üyelerinden birisi de Ayhan Demirbaş. Kim olduğunu bilmeyenler varsa, çok zamanımız yok ama Energy Education and Science'ı bir anda Science'tan daha yüksek dergi etki faktörünü yükselten ülkemizin yüzde bilimcilerinden biri. Daha fazla bir şey söyleyemeyeyim çünkü Metin Balcı diye bir hocamız var Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Bu tür kendisi hakkında konuşan kişileri de mahkemeye vermek ünlenmiş. Dolayısıyla kariyerimizi riske etmiyor. Bir diğer sorunu her dizinin geçerlik sorunu var. Maalesef her dizinin akran değerlendirmesi sonuçları ile pek fazla uyuşmuyor. Burada İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarını görüyorsunuz. Biraz önce de sözünü ettiğim Research Excellence Framework çerçevesinde bakıyorlar. Farklı araştırma gruplarının hey dizinleriyle akran değerlendirmesi skorları arasında herhangi bir ilişki var mı diye. Orta düzey bir ilişki gibi gözükebilir size 0.62 ama etki değerini işte karesini alırsanız bu şu anlama geliyor. Yayınlanan 3 makaleden sadece bir tanesi aslında oradaki değişim, varyasyon hey diziniyle açıklanabilir. %64'ü ise başka şeylerle açıklanabilir anlamına geliyor. Dolayısıyla çok yüksek bir ilişki yok bu açıdan. Tabii deminki Balyoz Çivi hikayesi işlemeye devam ediyor. Orijinal makalenin kendisinde de Hirsch, Amerikan Bilim Akademisi'ndeki vatandaşların hey dizinlerine bakıyor, Nobel ödülü alanlara bakıyor vesaire. Bir kişinin hayat boyu başarılı bir bilimci olduğunu söyleyebilmek için işte en az 40 civarında olması lazım vesaire falan filan diyor. Şimdi bu demin ilk slaytlardan birinde takıntı diyordu ya, ondan daha sert sözcük kullanıp manya diyen makaleler de var literatürde. Bizde de bu hey dizinin manyası başladı. Nitekim çok yakın zamanda Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji'de işte hey dizini kadınlarda 15, erkeklerde 20'den daha fazla olan 350 civarında bilimcinin adı yayınlandı. Buna yurt dışında ün yapmış olan bilimcilerimiz de dahil edildi vesaire. Derginin editörü H80 sayısını aşan bilim insanları dünyada Nobel ödülü alabilecek insanlar arasına giriyor diye bir cümle sarf ediyor. Ama gelin görün ki bu ikisi arasında tıpkı biraz önceki akran değerlendirmesi olduğu gibi herhangi bir korelasyon yok. Peter Higgs 2013'te tanrı parçacığı ya da Higgs bozonunu bulduğu için fizikte Nobel ödülü aldı. Ve Guardian'daki bir görüşmede diyor ki şu andaki akademik camia tamamen makale üretmek üzerine kurulu. Bugün olsaydı herhangi bir şekilde bir akademik işe giremezdim. Bu kadar basit diyor. Bunun üzerine ben Web of Science'daki kimliğine baktım Peter Higgs'in. Her dizine sadece 11. Hani 80 alanlar artık Nobel zamanı geldi falan deniliyor ya. Bakıyorum,
1968-96 arası, ki 96'da emekli olduğu için orada kesiyor, sadece bir makaleye ulaşmadım. Siz şu anda tamamen makale kusmaya odaklanmış olan akademiyada yaklaşık 30 sene var burada. Bir makaleyle yaşayabilir misiniz? Hele hele yeni başladıysanız, hadi diyelim ki o 64'te Higgs bozonuna temel olan iki makalesini yazmış. Gördüğünüz gibi, hani bu bir uç örnek belki diyebilirsiniz ama yapılan araştırmalarda da ikisi arasında güçlü bir korelasyon yok. H-dizini de akademik performans ölçümlerinde kullanılmamalı. Çünkü zamanla ilgili bir olay. Yani tekkeyi ne kadar süreyle beklediğiniz de ilgili. 30 yıl önce yayınlanmış makaleleriniz de hala atıf alabilir. Ama bunu Hirsch'in kendisinin de yaptığı gibi, daha sonra bizim de iyice göklere çıkardığımız gibi oranlamaya başlıyoruz. Araştırma ve yayın desteği için kullanıyoruz. Örneğin gene Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde TÜBA'ya yeni seçilen üyelerin hey dizilerinin ne olduğu araştırılıp yerden yere vuruldu bu insanlar. Çünkü işte hey dizinin çok düşükmüş, bilmem neymiş vesaire diye. Bunlar da aslında dipnot da olmalı ama dipnotlar da mı kazaya kurban gitti? Avcı diye bir şey olacaktı böyle ama yayınlandı. Belki siz de rastlamışsınızdır. Öte yandan 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı Taslak Akademik Yükseltme Yönetmeliği'nde de şöyle bir şey vardı. İşte X bölümünde çalışan profesörlerin H-dizinin ortalaması neyse, doçentliği yükseltilecek olan bir hocamızın H-dizinin onun en az %70 olmalı, yardımcı doçentliği yükseltilecek olanın en az %30 olmalı gibi bir takım kriterler konulmuştu. Ben niyetle görüyorum ki en sonunda bu herhalde konulmaktan vazgeçilir. Aynı şekilde o taslakta dergi etki faktörlerine göre de puan veriliyordu. 0 ile 1 arası olan 20 puan, 1 ile 2 arası olan 25 puan falan diye bu şekilde giden. Gene ben niyetle görüyorum, o da son geçen şeyde yer almıyor. Ama epeyce üzerinde tartışıldı, Hacettepe listesi de dahil olmak üzere. Sonuç olarak bu size en başta gösterdiğim 90'ların ortasından itibaren etki faktörü takıntısı, manyası, her neyse adına ne verirse, adına ne derseniz deyin, o kadar ortalığı kirletmeye başladı ki buna araştırma değerlendirme kuruluşları, indeksleri yayınlayan Topstone, Reuters vesaire de dahil olmak üzere hayır bu doğru bir şey değil demeye başladılar. Bunun üzerine San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA diye bir bildirge yayınlandı. Bu tür değerlendirmelerde bibliometrik ölçümlere göre bu işin yapılmaması, bunun yolunun akran değerlendirmesinden geçtiğiyle ilgili olarak. Gene geçen yıl yapılan Bilim Göstergeleri Konferansı'nda Leiden bildirgesi yayınlandı. Aynı şey orada da var. Fakat bütün bunlara rağmen bu şey devam ediyor. Yani örneğin dergi faktörü, etki faktörünü Poor Man's Bibliometry diye nitelendiriyorlar. Ve bir şekilde onun öldürücü cazibesine herkes katılıyor. IEEE önemli kuruluşlardan biri. Bu göstergeleri sadece toplu olarak ve açıkça tanımlanmış uygulama kurallarına göre yapılan akran değerlendirmesi ile birlikte kullanmak lazım diyor. Size sözünü ettiğim Research Excellence Framework çerçevesinde panelistler özel olarak uyarılıyor. Akran değerlendirmesi yaparken kesinlikle bibliometrik ölçülere bakmayın. Yani bölümlere para verilme buna bağlıydı. İşte İngiltere'deki diyelim ki antropoloji bölümlerine verilecek olan para onların gösterdiği performansla ilgili. Fakat bu performansı atıf sayısına, H-dizine göre ölçmeyin diye bizzat talimat var. Bu ancak ve ancak
akran değerlendirmesini desteklemek için kullanılmalıdır ama kesinlikle onun yerine geçmemelidir. Daha da önemlisi belki performans kurumun araştırma misyonuyla karşılaştırılmalı. Yani hiç bilinmeyen, diyelim ki spor bilimleri fakültesindeki bir hocasınız ama gittiniz yani sizin alanınızda çok ilgili olmayan bir yerde ama Web of Science'da listelenen bir makale yazdınız. Ne yapacağız şimdi? Eğer fakültenin gittiği yer sizin gittiğiniz yerden farklıysa o zaman bunu o çerçevede değerlendirmek gerekmez mi? Alanlara göre yayın atıf uygulamalarındaki farklılıklar mutlaka dikkate alınmalı ve bu tür bibliometrik ölçeğler tek tek makalelerin, tek tek araştırmacıların, tek tek kurumların kalitesini ölçmek, hele hele onları birbiriyle karşılaştırmak için kesinlikle kullanılmalı. İşte bir profesör durum Hayes'in %70'ini alacaksın vesaire falan gibi şeyler kesinlikle yapılmamalı. Çünkü en başta da söylediğimiz gibi analiz bilime farklı. Kaliteyi ölçtüğünüzü söylüyorsunuz. Halbuki ölçtüğünüz şey çok muhtemelen kalite değil burada. Son söz olarak bu ilk sözü bakacak olursanız hep Einstein'a atfediyorlar ama aslına bakılırsa William Bruce Cameron diye biri söylemiş. Önemli olan her şey sayılamayabilir ve sayılan her şey önemli değildir. Biz sayıyoruz habire, önemli değil vesaire. Ve Goddard yasası diye bilinen bir başkası da diyor ki bir ölçü, bir measure hedef haline gelince iyi bir ölçü olmaktan çıkar. Nitekim literatürde ciddi bir şekilde bu dergi etki faktörü takıntısı ortaya çıktığından bu yana bilimsel gelişmenin bundan yara aldığını yazan araştırmacılar var. Kişisel olarak ben de öyle düşünüyorum. Ama gelin görün ki bu kısır döngüden nasıl kurtuluruz? O konuda rivayet muhtelif. Şu anda bu söylediklerimiz bir kulaktan giriyor, diğerinden çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü neden? Akran değerlendirmesi yapmak zor. Oturacaksınız bir makale en az yarım gün harcayacaksınız. Önünüze iki tane dosya geliyor bir kişiye ait. Bir ay içerisinde değerlendirmezseniz özlük hakları nedeniyle sizin canınız sıkılıyor vesaire. Ama bunun başkaca bir yolu yok. Bugün bilimde bir yerde olan ülkeler kalkıp da atıf sayısına şuna buna bakmıyor. Dolayısıyla bugün gazetelerde şurada burada gördüğünüz mesela en son işte 50 yaşından genç olan 3 üniversitemiz var diye sosyal medyada ve belki de gazetelerde de yer aldı son günlerde. Bu tür sıralamalara dayalı şeyleri her yücelttiğimizde aslında hata yapıyoruz. Tamam başarılı olabilir A üniversitesi, 15. olabilir vesaire ama o sıralamaların neye dayandığını biliyorsanız, King Abdülaziz Üniversitesi'nde gördünüz, o zaman daha skeptik, daha kuşkucu yaklaşmamız gerekiyor bu olaylara. Dolayısıyla da her kutlama, kendi kendimizi kutlama, aslında bakılırsa bu mitlerin daha da derinleşmesine yol açıyor. Aynı ciddi araştırmalara baktığınızda, ekonometrik araştırmalarda çok az ülkenin araştırma çıktılarıyla ekonomik performanslar arasında ilişki var. Türkiye bunlardan biri değil maalesef. Teşekkür ederim. Sorularınız olursa. Bu arada bir reklam da yapayım size. Haziran'ın sonunda Uluslararası Scientometry ve Informatry Konferansı var Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bizim de ünlü olarak düzenleyicisi olduğumuz. Eğer ilgi duyarsanız bu bir haber. Kaynaklar da burada. Evet, sorularınız varsa buyurun.